Hoş geldiniz. Değiştiremeyeceğimiz geçmişimize takılıp kalmaktansa biçimlendirip sahip olabileceğimiz bir gelecek bizi bekliyor. Bugün sizlere ulaşılması imkansız gibi gözüken hayalimin benim hayatımı nasıl değiştirdiğini sizinle paylaşmak istiyorum. Ben 7 çocuklu bir ailenin en küçük erkek çocuğu olarak Mardin'in kırsal kesiminde küçük bir köyde dünyaya geldim. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Dar gelirli bir aileden gelmenin zor yanları var mutlaka ama esas zor olan doğduğum coğrafyanın çetin ve zor şartları. Doğduğum köyde okulun olmaması, suyun, elektriğin ve yolun çok geç gelmesi gibi İbni Haldun'un da dediği gibi coğrafya kaderimiz miydi? Peki böylesi bir yerde sörf merakı nerede ve nasıl başladı? Ben windsurf'ü hayatımda ilk defa bir televizyon programında gördüğümde ulaşılması imkansız ve çok uzak bir şey olarak gelmişti bana ve hiç anlamamıştım. Tabii bu benim bilinçaltımda kaldı ve beni çok etkilemişti. Yıllar sonra benim ablamla eniştemin batıya göç etmesiyle, Ayvalık'a gitmesiyle beraber ben tekrar bu ismini dahi bilmediğim sporu canlı bir şekilde görme fırsatım oldu. Aslında bunun bir rüzgar sörfü olduğunu, bunun bizim ülkemizde de yapılabileceğini ve bunun öğrenmenin de mümkün olduğunu öğrenmiştim o zaman. O andan itibaren karşı konulmaz bir merak ve ona ulaşma isteğiyle bu iş nerede ve nasıl yapılıyor deyip bu işin peşine düşüp Alaçatı'ya gittim arkadaşlar. Alaçatı'ya gittiğimde ilk işim sörfün yapıldığı yeri bulmaktı. Sörfün yapıldığı yere gittiğimde hafif bir tepeyi aşarak gidiyorsun. O tepeye çıktığımda adeta büyülenmiştim. Çünkü hayatımda daha önce hiçbir şekilde böyle bir görüntü görmemiştim. Suyun üzerinde binlerce sörfçünün kelebekler gibi uçtuğunu adeta rüzgarla dans ettiğini görmüştüm. Bu da beni çok büyülemişti. Kendi kendime ben de böyle uçmak istiyorum, ben de bu sörfçüler gibi gidip gelmek istiyorum deyip sörf okullarına gidip iş başvurusunda ve sörfü öğrenmek istediğimi söyledim. Ama maalesef bütün sörf okullarını gezdikten sonra sörf okulunda iş bulamamıştım. Bu her ne kadar benim moralimi bozsa da hiçbir şekilde umudumu kaybetmedim. Ben başka bir iş bulurum, çalışırım, para kazanırım ama bu işi öğrenmek istiyorum diyorum. Kendi kendime bunu. Civardaki otellere ve restoranlara gidip işe ihtiyacım olduğunu ve çalışmak istediğimi söyledim. Maalesef oralarda da iş bulamayınca şehir merkezine doğru giderken sörf okullarına yakın bir yerde büyük bir inşaat alanı vardı. Ve oraya gidip işe ihtiyacım olduğunu, ne iş olursa yapabileceğimi söyledim. Oradaki insanlar da taş kırar mısın dediklerinde tabii ki kırarım. Yeter ki iş olsun, benim işe ihtiyacım var. O zaman haftanın 5 günü yömye usulü inşaatta iş buldum. Birazcık para kazandım. Artık kalacak yerim oldu orada. Sonra tekrar asıl hedefim, asıl amacım olan sörfe gidip birkaç gün sörf dersi almak istediğimi ve bu işi daha kolay öğreneceğimi biliyordum. Ama maalesef o zaman kazandığım parayla ders almam neredeyse imkansız gibi bir şeydi. Ders alamayacağımı anladıktan sonra ben bu işi kendi kendime de öğrenebilirim. Ama bunun için de ekipman bulmak şarttı arkadaşlar. Ekipman bulmak da kolay olmadı çünkü işi bilmediğin zaman ekipmanı bulmak zordur. Uzun uğraşlar sonucunda güç bela bir yerden ekipman kiralamayı başardığım gün hayatımdaki en mutlu günlerimden bir tanesiydi. Çünkü aylardır bu işin etrafında dolanıyordum ama bir türlü üzerine çıkmak, denemek nasip olmamıştı bana. O gün bordumu, yelkenimi alıp sahile inip insanları izledim. Onlar nasıl yapıyorlar, nasıl gidiyorlar, nasıl geliyorlar. Sonra kendim yavaş yavaş denemeye başladım ve o gün bütün günümü suda geçirdim arkadaşlar. Yani hayata dair her şeyi unutmuştum. Akşama kadar sudaydım. Sudan çıktığımda aslında toplasam belki yarım saat bile bordun üzerinde durmamıştım. Ama yaptığım şey o kadar güzeldi ki her şeyi unutturmuştu bana. Yaptığım işi, kaldığım yeri, aileden uzak olmayı, geleceği geçmişi, zamanı mekanı her şeyi unutturmuştu. Ve o günden sonra evet ben bu işi yapmak ve öğrenmek istiyorum deyip 8 ay boyunca İnşaatta çalışmaya devam ettim. Oradan kazandığım parayla kiralayıp, sörf kirayıp, sörfümü geliştirmeye devam ettim. Aynı zamanda da arkadaşlar, kiralama yaptığım okula da çok istekli ve arzulu bir şekilde yardım ediyorum. İşi öğrenmek için hiç teklif beklemeden gidip oradaki çalışan insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir gün sörf okulunun sahibi beni çağırıp benim kim olduğumu ve ne yaptığımı sordu. Ben de ona aslında sörfe aşık bir insan olduğumu ve sadece sörf öğrenmek istediğimi, bunun için de tam Mardin'den geldiğimi söylemiştim. O gün hayatımdaki en anlamlı iş tekliflerinden bir tanesini aldım. Sörf okulunun sahibi bana şunu demişti, bizimle sörf okulunda çalışmak ister misin? Koşulsuz şartsız kabul etmiştim arkadaşlar. Çünkü ben aylardır bunun için buradaydım, bunun için mücadele ediyordum ve bu teklif gelince de hemen kabul ettim. Çünkü artık çok daha rahat
koşullarda sörf yapabilecektim. Sörfe daha yakın olacaktım. Ekipmana ekstra para ödemeyecektim. Ayrıyeten aynı zamanda daha iyi bir yerde de kalma imkanım olacak. Sörf okulunda çalışmaya başladıktan sonra da arkadaşlar yavaş yavaş en alt kademeden işi öğrenmeye başladım. Bir müddet sonra kendimi geliştirmeye başladım. İyi bir seviyeye geldikten sonra bu işte daha nasıl başarılı ve kalıcı olabilirim diye düşündüğümde eğer sörf hocası olursam bu işte daha kalıcı, daha başarılı, aynı zamanda daha iyi para kazanacağımı da öğrenmiştim arkadaşlar. O gün Türkiye Yelken Federasyonu o tarihlerde açtığı eğitmenlik kurslarına katılıp windsurf eğitmenlik lisansım 2009 senesinde windsurf eğitmenlik lisansımı da aldım. Eğitmen olarak çalışmaya başladıktan sonra aslında hayatım işini bulduğumu o zaman fark ettim arkadaşlar. Çünkü ders verdiğim insanlardan o kadar güzel geri dönüşler, o kadar güzel feedbackler alıyorum ki işimi daha iyi yapmam için beni sürekli ileriye doğru itiyorlar, güç veriyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyordu. Bu şekilde artık Alaçatı'da iş buldum, güzel bir yerim oldu. Kendime bir karavan aldım. Denizi sıfır yer bir yerde yaşıyorum. Hayalini kurdum. Hayatı artık Alaçatı'da yaşıyorum arkadaşlar. Ama bir müddet sonra bir şeylerin eksik olduğunu ve bir şeylerin beni rahatsız ettiğini hissetmeye başladım. Bu da şuydu. Alaçatı dünyanın sayılı sörf merkezlerinden bir tanesi ve her sene dünyanın her yerinden binlerce insan Alaçatı'ya sörf öğrenmeye, sörf yapmaya, aynı zamanda dünya şampiyonasının da bir ayağı Alaçatı'da yapılıyor. Dünyanın her yerinden en iyi sörfçüler Alaçatı'ya geliyor. Dil bilmediğim için bu insanlarla hiçbir şekilde iletişime geçemiyorum. Bir şeyler öğrenmek istediğim zaman da öğrenemiyordum. Bu da beni bir arayışa sokmuştu. Dil öğrenmenin şart olduğunu o zaman öğrenmiştim arkadaşlar. Eğer bu dili öğrenirsem işimi daha iyi yaparım diye karar verdim ve beni bir arayışa sürükledi. Araştırdığımda karşıma Güney Afrika'da Cape Town çıktı arkadaşlar. Bunu eşe, dosta, çevremdeki insanlara söylediğimde benim çıldırmış olduğumu, kafayı yemiş olduğumu, işte yol bilmiyorsun, iz bilmiyorsun, kimseyi tanımıyorsun, en önemlisi dil bilmiyorsun, Cape Town'da ne yapacaksın? Çok tehlikeli bir yerdir, sen orada yapamazsın dediler. Bütün bu olumsuzluklara rağmen aynı zamanda da müthiş bir aile baskısı da vardı benim üzerimde arkadaş. Çünkü ailem yaptığım işi hiçbir şekilde kabul etmiyorlardı. Ailemin karşı çıkmasını da bir nebze olsa anlayabiliyorum arkadaşlar. Çünkü kesinlikle anlamlandıramadıkları bir işi yapmanın peşinde koşturuyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum. Neredeyse binlerce sörfçü yetiştirdim. Türkiye Gençler Şampiyonu yetiştirdim. Ama gel gör ki ailem, eş dost aileme oğlan ne iş yapıyor? Ne zaman evlenecek dediğinde ailemin dediği şu. Oğlanı biz kaybettik. Bir tahtanın üzerinde suyun üstünde tepinip dinliyor. Bir gün suda boğulup gidecek. Böyle de bir durum var yani. Ailem hep bu korkuyla yani oğlan biz oğlanı kaybettik. Bütün bu karşı çıkmalara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen arkadaşlar ben hayalimin peşinde gitmeyi seçtim ve Güney Afrika'ya gittim. Bildiğim tek şey elimde bir kağıt parçası ve biletim, malzemelerimi alıp 12 bin kilometre uzağa Güney Afrika'ya gittim. Kalacağım yeri dahi bulmam neredeyse bir günümü aldı çünkü hiçbir şekilde dil bilmiyordum. Elimde bir kağıtta geziyorum. Kalacağım yeri bulduktan sonra kalacağım yere yerleştikten sonra ben Güney Afrika'da hem dil öğrenmek istiyorum hem de aynı zamanda en büyük hayalim olan okyanuslarda sörf yapmak istiyorum. Büyük dalgalarda hep sürekli hayalini kuruyorum. Acaba ben nasıl yaparım bunu diye. İkisini aynı anda götürmek istiyorum ama orada da şöyle bir sıkıntı vardı. Dil okulları şehir merkezinde, sörfün olduğu yer şehir merkezinde neredeyse 2 saatlik uzakta. İkisini bir arada götürebilmek için her alanda fedakarlık etmek zorundaydım. Hayallerim benim için önemliydi. Bunun için de her alanda fedakarlık etmek zorundaydım. Saat 8'deki derse yetişebilmem için benim her gün saat 5'te kalkıp 3 vasıta değiştirerek şehir merkezine gidip ders almam gerekiyordu. Bunu düzgün bir şekilde sıfırdan dil öğrenmeye başladım arkadaşlar. Güney Afrika'da 3 ay geçtikten sonra artık insanlarla yavaş yavaş iletişime geçmeye başladım. Hayalimi insanlarla paylaşmaya başladım. Yaptığım işi insanlarla paylaşmaya başladım ve bu yaptığım güzel iş insanların dikkatini çekip bana bir iş imkanı da sağlamıştı Güney Afrika'da arkadaşlar. İngilizceyi biraz öğrendikten sonra da bir iş imkanı da olmuştu. Neredeyse her hafta sonu çalıştığım okuldan 5-6 tane arkadaşımla sörf bölgesine gidiyorum. Bir kısmına kendim ders veriyorum, bir kısmını oradaki okullara veriyorum. Bu da ki oradaki okulların da dikkatini çekti. Bana iş teklifinde bulundular, bizimle çalışmak ister misin? Çünkü her hafta sonu bir sürü öğrenciyle gidiyorum. Güney Afrika'da da 2012'de lisans çıkarttım. Kitesurf eğitmenlik lisansı. 2012'den bu yana da düzenli olarak her sene Alaçatı'daki sezonumu bitirdikten sonra Güney Afrika'ya gidip orada da kitesurf ve windsurf eğitmeni olarak çalışmaya devam ettim.
Güney Afrika'da gördüğüm ve yaşadığım güzellikler arkadaşlar beni hayallerimin de ötesine taşıdı. Aslında bu kadar hayal etmiyordum. Ama şartlar ve yaşadığım şeyler beni hep ileriye doğru itti. Yaşadığım en güzel şeylerden bir tanesi de orada çok sosyal bir şekilde yaşıyordum. Haftanın bir günü düzenli olarak oradaki kimsesiz çocuklar yurduna gidip oradaki çocuklarla bir günümü geçiriyordum. Gene Güney Afrika'da yaptığım en güzel şeylerden bir tanesi belki 30-40 yılda bir olacak bir doğal afet sonucunda neredeyse 300-400 tane fok balığı yavrusunun hayatını biz kayalar arasında sıkışmış, dalgalarla karaya sürüklenmiş yavruları botlar ve kafesler yardımıyla tekrar adaya annelerin yanına bıraktı. Eğer toparlayacak olursam arkadaşlar, ülkeme döndükten sonra da çok daha iyi şartlarda çalışmaya başladım. Yaptığım en güzel şeydir. Bu hayattaki en büyük hazinemdir aslında bir dil sahibi olmak. Bugün dünyanın her yerine gidip istediğim her yerde çalışabiliyorum. Altın bir bileziktir bileğimde taşıyorum ve her yere gidip çalışabiliyorum. Özellikle 34 yıllık yaşam serüvenimin son 12 yılında bir motto edinebildiysem, bütün olumsuzluklara, bütün sıkıntılara rağmen senin için yazılan kaderi yenmek ve kendine yeni bir kader çizebilmek için bu hayatla çok çalışmak ve mücadele etmek zorundasın. Gerekiyorsa bu hayalin için bir ülkenin en doğusundan en batısına gideceksin. Bu hayalin için gerekiyorsa 8 ay inşaatta taş kıracaksın. Bu hayalin için gerekiyorsa ismini dahi bilmediğin bir sporu sıfırdan kendi kendine öğrenip hiç ders almadan sıfırdan kendi kendine öğrenip profesyonel olacaksın, yarışlara katılacaksın ve bu hayalini çocuklarla paylaşacaksın, ders vereceksin. Gene gerekiyorsa bu hayalin için 12 bin kilometre uzağa başka bir kıtaya, başka bir ülkeye gidip 27 yaşında bir dili sıfırdan öğrenip hayatını bununla kazanacaksın, bununla devam edeceksin. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, nerede ve hangi koşullarda doğduğumuz hiç önemli değil. En önemlisi bizim ne kadar mücadele ve azimli olduğumuz önemlidir. Yani Mardin'de doğduğumda ben Güney Afrika'ya gidip sörf hocası olacağım diye hiçbir zaman hayal etmemiştim. Ama şartlar beni ona ittiğinde ben de yeterli mücadele ve azmi gösterdiğim zaman emin olun senin için yazılan kaderi yenip kendine yeni bir kader çizebilirsin ve hayatta başarılı olabilirsin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.